Şimdi biz İran'la yola çıkınca işte arkadaşlarımız ya 19 ülkede ilana çıkalım. Şimdi geldiğimiz noktada 87 ülkede ilana çıkıldı. Bugüne kadar da 8 ülkeden 40'ın üzerinde proje müracaatı oldu. Ve biz bunu tartıştığımızda Cumhurbaşkanlığımız yatırım ofisiyle de temasa geçtik. Ofis başkanımız biz de buna destek vereceğiz. Bu etkinliğin içinde olacağız. Bize etkinlikle ilgili bilgileri istediler. Yani bu anlamda bölgemiz işte terörden arındıkça, bölgede güvenlik ve huzur sağlandıkça kentimizin hem genç beyinlerin potansiyelini harekete geçirmek, hem bölgemizin bu cazibesini dünyaya tanıtmak, hem de bu yatırım ve girişimcilik zirvesiyle birlikte kentimizin tarihi, kültürü, dokusunu da bu gelecek olan proje sahipleri sayesinde bu ülkelere de dolaylı olarak kentimizi de, kültürümüzü de, doğal güzelliklerimizi de tanıtmak. Yani bunun bir boyutu yok, birden fazla boyutu var. Onun için kente hemen hemen buna destek verecek bütün kuruluşlarımız, yani önce Teknokent, ben bu şeyin bir parçası olmalıyım çünkü misyonum işkembe aynıdır. Onlar tam elini taşın altına koydu. Üniversitemiz, rektörümüz ve yönetim, hiç kimse olmasa biz tek başına bunu götürebiliriz. Dedik buradaki meslek odaları da, yani bu kentin işte tüccarının üye olduğu ticaret odası da üye oldu. Ticaret odası şey olunca ticaret borsası biz de bir tuzumuz olsun. Valilik olarak zaten bölge kalkınmasının temel varlık nedeni olan kalkınma ajansımız da bunun bir parçası oldu. KOSGEB bunun bir parçası oldu. Ve bundan sonra da ya biz de burada olmak istiyoruz. Bir dernek olabilir, bir büyük işletme olabilir. Yani bizim amacımız birlikte bir şeyler yapabilme becerisini göstermek. Çünkü bizim genelde en zayıf olduğumuz yönümüz de bu yönümüz. Münferit çok güzel girişimcilerimiz var ama birlikte ses çıkartma, birlikte iş yapabilme becerilerimiz maalesef bu bölgede çok gelişmemiş ve çok güzel örnekler de maalesef elimizde yok. İnşallah bu ilklerinden biri olur. Bazı eksikliklerimiz de mutlaka olacak çünkü ilkini yapıyoruz. Belki bundan sonra da bu kurumsal hale getirip belki dünyadan bugün hangi ülke müracaat etsek kabul edeceğiz. Belki yarın her ülkenin müracaatını da kabul etmeyeceğiz. İnşallah böyle kentimize belli aralıklarla yapılan kurumsal bir etkinliği ve bunlara mümkün mertebe işgemimizde, Teknokent parkımızda burada uygun görülen projeleri, eğer burada üretim yapmak isterse, o kuluçka dönemini burada gerçekleştirmek isterse yerde, zeminde tesis etmeye işgemde bir firmamız, yanılmıyorsam 5 yıl kalabilir değil mi? Evet. Teknokent'te de mi aynı? Proje vermek zorunda. Onun için biz bugün siz değerli paydaşlarla, basın mensuplarıyla da bunu kentle paylaşmak için bir araya geldik. Yani böyle bir niyetimiz var. Dolayısıyla projemizde mutlaka eksik yönler de olacak. Mutlaka bu projenin bir parçası olması gerekip de bizim dahil etmediğimiz birim, kurum, kişi de olabilir. Ama bu konuda dahil etmeye hazırız. Yani bu Van adına yapılıyor. İlgili bütün paydaşlara teklif götürdü. İlgili olabilecek bütün paydaşlar. Sağ olsunlar, hepsi de işin içinde. Bizim tuzumuz olsun diye hepsi elini uzattı. İnşallah bu süreci de biz iyi yönetiriz ki hem Cumhurbaşkanlığı nezdinde Türkiye ulusal düzeyde hem bu uluslararası kuruluşlar sayesinde biraz uluslararası arenada inşallah bir ses getirir. Buradan da 5 firma, 10 firma biz kentimize kazandırırsak ben inanıyorum kentin geleceğine en ciddi katkı sunmuş oluruz. Yani bizim buradaki insanlarımız günlük somut genelde bizden bir şey ister. Yani park yap, yol yap, işte hemen bugün gözle görebileceği. Ama bu tür çalışmalar biraz orta ve uzun vadede meyvesinin kente verdiğini, ağaç meyve ağacı gibi baba diker çocuk
meyvesini ye. Bunun belki bugün temelini atan bu masa etrafında olanlardan ziyade ileride bizim yerimize görev devralacak insanlar daha çok bunun ekmeğini belki yiyecek. Ama önemli olan kentimizi merkeze aldık, Van'ı merkeze aldık ve herkesi de burada paydaş olmaya da bekliyoruz, desteğini de bekliyoruz, ilgisini bekliyoruz. İle paydaş olmak zorunda değildir. İlgi duyması, burayla ilgilenmesi, takip etmesi de bir paydaşlıktır. Onun için en büyük paydaşımız da basın mensuplarımızdır. Çünkü bunun tanıtımına ihtiyacı var, bunun kamuoyuna duyurulmasına ihtiyacı var, bunun doğru anlatılmaya ihtiyacı var. Bunu da bizim adımıza inşallah projenin en büyük paydaşı basın mensupları bunu da tanıtırlar. Bu ayın sonunda inşallah müracaatlar bittikten sonra jüri projeleri de değerlendirecek. Dereceye giren projeleri bir ödül. Buraya davet edeceğiz Sayın Mahir. 3 günlük bir etkinliğimiz olacak. Yine bu otelde olacak.